Yalnız şu benim baldızla bir konuşmam lazım ya. Vallahi diyorum bak. Ya kız koskoca sipahilerin gelini yani. Anladın? Şimdi eniştesi görümcesinin yanında şoför olaraktan çalışıyor. Olacak iş mi bu? Yakışıklı bir hareket değil yani. Yakışık almaz. Ben bir konuşayım. Şöyle bana düzgün contisli bir iş ayarlasın. Sana gelene kadar sırada ben varım enişte. Hastanenin halkla ilişkilerinin aşağısı kesmez artık beni. Artık gelin kızımız bunların hepsini düşünecek tabii. Hı. Sana da köşkün, bilemediğim moda evinin hesap kitap işleri yakışır oğlum. Hem matematiğin de iyiydi senin. Hay aklımda bin yaşa kız anne. İyiydi değil mi benim matematik? Ben ne yapayım o zaman? Bu işlerden birinin muhasebesini ben alayım işte. Özel Sipahi Hastanesi, Halkla İlişkiler Müdüresi, Yonca Çelik. Ay, yakıştı vallahi ya. Bulun. Bulun tabii. Ya böyle kendinize işler bulun. Ben de Gürrü Hanım'ın mutfağında soğan doğrayayım. Hatta Gürrü Hanım müştemilatında kalmaya devam edelim böyle güle oynaya. Bak ya, kız sen alındın mı? Bozuldun mu sen? Aşk olsun ya. Seni düşünmedik zannediyorsun değil mi? Olur mu kız öyle şey? Senin işi ben çözeceğim. Bak vallahi diyorum, Gülür'üyle konuşacağım. Bu Halide cadısı var ya, ona bir tekme Stüngen Şitravze. Onun yerine de sen geçiyorsun güzel güzel. Oh mis. Ya siz aklınızı mı kaybettiniz ya? Bir dakika bile durmam ben artık burada. Kalkın gidiyoruz. Aklını peynir ekmekle mi yedin sen? Ne taşınması? Nereye gidiyorsun sen? Ne anlatıyorsun ya? Hiç, hiç yani. Burada evin reisi kocan dururken kalkın gidiyoruz demek sana mı düştü? Siz hiç yol yordan bilmez misiniz kızım? Vallahi ben onu bunu bilmem. Kardeşim köşkün hanımı olmuşken ben şuradan şuraya gitmem. Ha illa buradan çıkacaksak hani bu saatten sonra gecekondu mahallesi değil bize ancak köşk odası paklar. Yonca bana bak ayağımın altına alırım şimdi seni ha. Abla sakin ol. Ya karnındaki çocuğu da mı düşünmüyorsun? Hiç vallahi ya. Mecid'e şu kadarcık düşünmüyorsun oğlanı ya. Bu var ya, bu fakir ama gururlu tripleri babadan miras size hep. Biliyor musun ben o ayakları? Yener, bak her konuya babamı sokma çok fena olacak. Ablacığım bak eniştem doğru söylüyor. Yani 40 yılda bir de olsa doğru söylüyor işte ya bu sefer. Ya olan oldu, Güdür'ü evlendi. Ya bu evlilik hepimize yarar sağlar. Yalnızca sana bana değil, karnındaki bebeğe de yarar sağlar. Ya abla inadına mı yapıyorsun? Sussana ya. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun Yonca. Babam bize böyle mi öğretti ha? Ya adamcağız mezarında ters dönecek sizin yüzünüzden. Çiçek, sen... Sen söyle ablam. Sen ister misin burada kalmak ha? İster misin ablan Gürrü'nün hizmetçisi olsun? Ablacığım, ya bak ne kadar üzüldüğünü, öfkelendiğini biliyorum ama... Aması maması yok Çiçek, aması maması yok. Ablacığım ben ne senden vazgeçeyim ne Gürrü ablamdan. Ya, o böyle evlendi diye onu burada bırakamayız. Ablacığım ben bu evde doğdum. Babamın anıları burada. Hepimizin anıları burada. Nasıl gideriz ablacığım buradan? Hayır, sen de babamı sattın. Sen de babamı sattın. Ya babam olsaydı bir dakika bile durmazdı bu müştemilatta. Yani sığıntı olmak istemezdi benim. Ya tamam be tamam. Babam. Yeter kızım ya. Geç otur şuraya. Adamın canını sıkma. Hayret bir şey ya. Yok artık kızım sizin babanız. Toprak oldu toprak. Ya o saatten itibaren de bu evin reisi artık benim. Bunu da sokun kafanıza yani. Bu nedir ya? Bak bu güzelimi evi de bırakıp gidip o gecekondu mahallesine girmeyeceğim ha. Bak Gülfem Hanım gelsin yine de maçası yetmez beni buradan çıkarıp oraya götürmeye. Bunu da aklınıza sokun böyle ya. Yeter be. Bak daha fazla da uzatma Mesut'a yemin ediyorum bak kötü olacak ha. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun hepinize yazıklar olsun size. Ne güzel ağızda olsun toprak diyorsun babama enişte. Bravo sana. Bravo. Sen ne bakıyorsun Yonca? Yanlış bir şey mi söyledim kızım? Ha? Hayret bir şey ya. Ya var ya bunlara yaranamazsın anacığım, yaranamazsın ya. Sen bakma onlara benim bal oğlum. İyi dedin. Peki iyi dedin.
Sabah sabah yemin ediyorum yani şurama geldi be.